Teknolojiye hoş geldiniz. Yine umutla birlikte toplu bir bakış yapacağız. Umut General Mobile artık Türkiye'de kabul edilmiş bir marka, evet, dilenen bir marka. Görüyor. sürekli de hani General Mobile GM serisini her sene güncelliyor. GM 22'ler bugün önümüzde. 3 model var. Düz, Plus, Pro. Evet. 3 Üç tane 3'ü de General Mobile 22. Şimdi benim bir kere bunları gözden geçirirken şu ilgimi çekti. Şimdi senle bir önce baktığımız Xiaomi'nin Note 11 serisiydi. Bu arada biz Note 11'i çektiğimiz gün 12 çıkmış. O da bir hoş bir Ama o farklı sürpriz oldu sonuçta. <laughs> Orada Umut benim şu ilgimi çekmişti. mesela oradaki iki model fiziksel olarak birbirinden ayrılamayacak şekildeydi. Evet. İçi değişikti Aynen falan. Abi. Şimdi burada GM22 serisine göz gezdirirken önce şu ilgimi çekiyor. Üçü de farklı telefon. Evet. Üç model de bambaşka. Hani beklediğimiz de zaten tabii ki üçünün farklı olması ama e, hani tasarım olarak falan da hani akraba gözükmüyorlar. Değil. Evet. Yani başka bir etiket olsa üzerinde evet. şaşırmam. Evet. GM22. Kutuları ortak. Hatta kutuda bile kapak tasarımı ikisininki eş birininki yabancı falan. Böyle bir her birinin özgünlüğü var öyle söyleyelim. <laughs> kendi içinde. Her biri kendi bağımsızlığında. Aslında hani tabii seri olunca insan bir ortak tasarım dili bekliyor. General Mobile öyle kullanmamış. Ama bunlar 2022 yılının telefonları. Evet, güncel telefonlar. Evet. Genel olarak ben baktığımda şimdi zaten hani işlemcilerine, RAMlarına falan tabii ki bakacağız, fotoğraf konuşacağız ama genel olarak baktığımda ülkemizin de şartlarıyla uyuşacak şekilde ekonomi düşünülmüş. Hani her bu telefonların tasarım tercihinde, her özelliğinin belirlenmesinde anlıyorum ki ekonomi çok belli e, dikkate oluyor. alınmış. Detaylara bakıldığında evet. da hissediliyor. Dolayısıyla bu telefonlar erişilebilirlik, e, alınabilirliğe oynayan telefonlar. Genelde de hani ya hani bütçem buna yetiyor diyeceksin. Ona bir cevap veriyor. Evet. Şimdi şey tabii çok e, acı bir durum. E, ya da şaşırtıcı bir durum. Biz 5-6 yıl önce bir e, TeknoSA'da ya 2000 liraya telefon mu olur ana fikrinde şey yapmışız, video yapmışız. Şimdi şuna gülüyorum. 2022 yılında 2000 2000 liraya telefon mu olur sorusu hala anlamlı ama içinde anlamı değişti. Evet, değişti. Hani <laughs> içinde anlamı değişti o birazcık. Hani acı acı güldürüyor insanı. Şimdi 2000 lira telefon mu kaldı noktasına? Geldi. Evet, evet, evet. Şimdi birazcık fiyattan da şey yaptık, ipucu vermiş olduk. Ben GM22 Pro ile daha çok zaman geçirdim. Hı -hı. Umut 9.1 milim kalınlığı var. 213 gram. Ofiste deneyen arkadaşlar ya ağır mı dediler. Biraz sınırın üstü 200 gramı sınır alırsak. Ya, 200 ben? gram sana ağır geliyorsa işte 213 Hı -hı. gram. 200 gram ama hepsi 200 gram, evet. 200 küsur. Evet. Zaten. Plus 205 gram, düz modelde 202 gram. 200'ün başlarında. Kalınlıkları da 9 milimetre, 3 evet. modelde benzer kalınlık. Evet. Şimdi General Mobile biz Discovery ile tanıdık yıllar önce, 7 milimdi galiba. Evet, o o zaman mi? için şeydi, çok inceydi o Hı. zamanın şartlarında. Dolayısıyla şimdi şimdi artık 7 milime her marka indi. Bunlar 9.1 milim. Hani General Mobile standartlarına göre <laughs> yüksek kalıyor bence. Yani geçmişine Ama sonuçta 1 santimin altında. Evet altında. O günceli mi? yakalıyorlar. Pro'da şimdi bayağı büyük ekran var. 6.78 inç. IPS. Hepsinin Ips. ekranı IPS değil mi? OLED evet, yok. Evet hepsi IPS. Hatta Pro ile Plus'ın ekranı kağıt üstünde. Birebir aynı. Heh tamam. 1080'e 2460 piksel. Yani 1080p'yi şurada yakalıyor. Tabii daha geniş olduğu Format için 16'ya 9'dan ek pikseller var. 2460 piksel. Ee, o şeyi alanı karşılasın diye. Bakayım. 300, 396 ppi. inç başına piksel demişim. 420 nit parlaklık demişim firmanın verilerinde. E tamam bunlar hani beklediğimiz özellikler. Ee, ekranda şey. Fotoğraf makinesi delik Delik. halinde yeri öyle ayrılmış köşeleri yuvarlak şey değil 2,5 D değil. değil. Yani şöyle bir Samsung'lardaki kavis Keskin yok. Keskin bir kavis yok. Düz şey ama köşeler evet. yuvarlatılmış. Eskiden Bu biliyorsun arada, köşeler de yuvarlak değildi. ekran da içi kamera bulunuyor. Ancak düz modelde çentik var. Çentik var. Kamera standart tamam. değil. Ya orada kameranın şeyinde deliği diyelim. <laughs> Başka da hani şey yok belki şey bir tabir hani tam uyumayan bir tabir ama işte ekranda delik evet. kamera bize bakıyor. Orada beni birazcık Umut şu düşündürdü. Evet. Objektifin hani fiziksel büyüklüğünden daha geniş bir alan siyah kalıyor. Evet. Hani bakarsan fiziksel olarak objektifin kendisinden çevresinde bayağı bir siyah bir ölü alan var. Muhtemelen orada çerçeveyi sığdırmak için yapılmış. Olabilir. İşte hani Boşlukta. bu çünkü biliyorsun şimdi tabii ki daha üst düzey telefonlar ama mesela Samsung'un e, mesela bir Note 10'dan Note 20'ye geçişte o delik çok küçüldü. Yani Hı. tam objektif kadar oldu artık ki günümüzün S22'lerinde falan da öyle. E, tam kabul ediyorum bunun 4 katı fiyatı telefonlar ama e, şey küçülüyor hani o alan artık objektif kadara indirgeniyor. Burada birazcık var yer var. Bir de tabii. Şimdi İsmail bu telefona bakarken ofiste o tabii böyle konularda dikkatli hemen bir şey kameraya. yakaladı. O ekrandaki objektif için ayrılmış alan içinde tam ortada değil evet, gibi objektif. Kamera biraz yamuk duruyor. Yani o 0.1 milimlik falan bir şey ama takan takar. Evet, yani belli oluyor dikkatli bakılınca. Ama bakılın şeyi diye. bilemem bizim elimizdeki mi böyle hepsi olur. mi böyle bilemem. Ee, takan çok takar. Yani çünkü montaj hatası olduğu çok belli onun. Eh, o zaman bizdeki böyledir belki de. Şey umut, ekran benim istediğimi veriyor. Evet. Hani şey değil bu ekranda öyle 120 Hz falan gibi bir ek özellik Yüksek yok. yok standart ha. 60 Hz zaten işte IPS ekran. Ama bir yandan da mesela IPS ekran. Eskiden evet. bu şeyler LCD normal en sıradan LCD ekran oluyordu. Evet. Şimdi IPS ekran. Şimdi daha <laughs> ekrana bakıldığında evet kötü değil dedirtiyor en azından. Evet, evet. Ama hani ekranın ek bir özelliği yok. Yok hiçbir özelliği Ekranlık yok. Ekranlık yapıyor. Evet. Yani, <laughs> ekranlık yapıyor. Umut peki 22'de ekran farklı galiba. Nesi farklı? Evet çözünürlüğü farklı. 1600'e 720 çözünürlüğünde HD Plus yani Full HD'nin altında bir çözünürlük. Tamam. Yani Günümüzde biraz düşük bir çözünürlük olduğunu belli ediyor evet. kendisi. 6.52 inç boyutunda bir ekran. 269 ppi. Günümüzde 300 ppi'nin üzerinde çok rahat çıkıldığı düşünülürse eh, bu biraz 420 piksel dedik, yoğunluğu da düşük. Yani ekrana bakıldığında bir e, Şimdi 720 piksel tabii şu yat işte şöyle tutarsan dikeyde diyelim televizyon mantığını düşünürsen e 720 tabii 720p. Orada bunda dedim ya 1080 burada 1080, 1920'den fazlası var. Burada da 720 <laughs> fazlası var. Bu evet. formatından ötürü. E tabi hani şey full HD'nin altında. 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 Bir tek ona şey diyebilirsin hani e, Netflix'te <laughs> en ucuz paketle seyredebilirsin diyemiyorsun. Evet. Çok Çünkü, sıkıntı olmaz ama. Full HD'nin 1080p'nin altında. Şimdi bu ekranlara can veren yongalar, sistem ona çip hepsinde farklı diyebiliyorum. Farklı. 3 iki de farklı. Şimdi benim elimdeki pro en yüksek modelde MediaTek Helio G95 var. Geçen sefer G96'lı telefonlar seninle konuşmuştuk evet. incelemiştik. Bunda G95 ailenin yine bir önceki nesli ya da bir önceki modeli. 8 çekirdek. Hani 2.05 GHz'e çıkan çekirdekleri var. 8 GB LPDDR4X. Yani DDR4 belleğin, mobil DDR4 belleğin iyisi. X olanı. 8 GB. Bu en üst model. Bunlarda nasıl? Şimdi şöyle bir durum var. Plus modelde Helio G80 platformu yer alıyor. Tamam. Haliyle Pro'dakinden daha performansı düşük bir platform. Tamam. Onun genel kullanımında bir sıkıntı yok ama standart modele düz modele geldiğimizde Helio A25 görüyoruz. O bayağı bir farklı bir evet. platform. Teknik Yine olarak MediaTek. MediaTek. Ama teknik detaylarında da düşük bir platform. Ama iş kullanıma geldiğinde. Son kullanıcının fark edebileceği şekilde bir yavaşlık ya, var. Özellikle yani, geçişlerinde he. kameraların uygulamaların açılışında. Peki kaç çekirdek en düşüğü? Ee, o da 8 çekirdek ama e, sadece Cortex A53 çekirdeklerini kullanıyor. Bunlar performanslı çekirdekler değil, verimlilik odaklı aldım, çekirdekler. Anladım, anladım. Sonuçta hani e, en düşüğü bile 8 çekirdek evet. ama mimari aynı değil diyorsun. Peki bu 8 GB dedim küçük kardeşlerinde kaç bellek. Şöyle Plus'ta 4 GB RAM var. Onda da gene LPDDR4 x RAM var. Ee, düz modele geldiğimizde onda DDR3'e düşüyoruz ve RAM miktarı da 3 GB'a geriliyor. Düz modelde bayağı bir kesilmiş, kırpılmış özellikler. Evet. İşte sonra en sonda konuşacağız. Fiyata tabii yansıyor bu da. Peki Mediatek ama sonuçta bu General Mobile 22 GM22 serisi Mediatek mi? Mediatek evet. Ee, onda istisna yok. Benim elimdeki Pro modelde 128 GB depolama var. Bellek kartı desteği de var. Evet. Ve Artı. tam boy. Simdan evet. ferak etmiyor. Evet. Bunlarda nasıl? bunlar da gene tam boy. Tamam. Plus model 128 GB dahili depolama ile geliyor. standart 22 modelinde de 32 GB depolama geliyor. Günümüzde artık 32 GB sınırda. Ben hatta test uygulamalarını kurdum. Bir de test tam için gelir. yüksek bir oyun kurayım dedim. Onu kuramam artık tabii, dedi. Tabi tabii. Artık 32 GB'ta günümüzde sınırda bir değer. Ama işte bellek kartı var. 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 Üçüne o de takılabiliyor ve şey. hatta o. çift SIM'den de feragat etmeden takılıyor. Evet, iyi bir şey. Ee, genel olarak ben arayüze baktığımda da çok hani içi uygulama doldurulmuş gelmiyor. İyi. Evet, evet, yani sade. ha o, o iyi tutmuşlar. Dolayısıyla hani sen sen dolduruyorsun, sen uygulamalarını seçiyorsun. Onu iyi yapmışlar. Kesmemişler. Şimdi e, çift SIM Evet. Bu durumda sen full büyüklükte çekmece var dedin. Dolayısıyla şey çift hat kullanıyoruz. 4.5G tamam. Başka iletişim için 802.11ac diyor benim notlarım. Evet 3 modelde Wi-Fi 5 kullanıyor. Wi-Fi 3'ünde Wi-Fi 5 802.11ac tamam. Bluetooth 5. 3 modelde Bluetooth üçünde 5. 3'ünde de Bluetooth 5 ama NFC bir tek Pro'da var evet. galiba. Diğer modellerde NFC yok. NFC yok yani dokundurarak işte evet. İstanbul kartı yükleme falan onları bunlar da kullanamazsın. Temassız ödeme. Ee, Pro'da var. Diğer modellerde çalışmıyor. Artık çalışsın. ya günümüzde hani NFC keşke standart olsa. Evet, standart hani... olması gerekiyor <laughs> değil mi? bence. Değil mi? Çok maliyetlimiş. O bir, maliyetli bir, o şey bir ek bir anten Hı -hı. E, gerektiriyor demek ki yani e, maliyeti etkiliyor demek ki hani. Evet. E, bunun dışında ama mesela üçünde ortak olan ve kesilmemiş bir özellik. Türkiye'de önemli bir özellik. Radyo. Evet. FM radyoları bulunuyor. Var. Evet. Yani e, Türkiye'de kullanıcılar radyoyu hala tercih ediyorlar. Evet. Ve işte dolayısıyla yaygın kullanıma yönelik ürün hazırlayanlar da radyodan vazgeçmiyor. Mutlaka var. Şey değil mi? Kulaklığı takıyorsun. Evet. Kulaklık Üç Kulaklık. 3,5 milim kulaklık şakı hepsinde var. Var. Uç var. Modelde de yer Kutuda oluyor. da Buraya göre kulaklık var. Evet, bir üç modelde kulaklık koymuşlar ama kulaklıktan da çok bir şey beklemesinler. Var denmek için koymuşlar. Telefon bizde teknosa yerde şey deriz ya. Telefon kutusundan çıkan kulaklık diye bizim bir kalite ölçümüz vardır. Evet. E i̇şte telefon kutusundan çıkan kulaklık. Evet, çok ekstra bir şey, şey bekleme. Ama sonuçta hani kendi kulaklığını tak. Evet. 40 yıllık şey. 3.5 milim kulaklık jakı var. Fakat USB bağlantısı ya da şarj bağlantısı Type-C hepsinde. Type-C. Evet. O şey olmuş Type-C'ye çıkılmış orada. En ucuz modelde öyle bir tasarruf yok. Micro USB olabilir mi acaba dedim de. Hepsi e, Type-C. Bunda da Type-C. Hepsi Type-C. Bir yandan bakıyorum şey konusunda bir bilgi var Mahmut. Dayanıklılık rüz şeye, toza, yağmura. Bir öyle şey, bir sertifikaları yok. Belirtilmemiş. Zaten tamamen plastik telefonlar. Özel bir materyal evet. yok kendilerinde. Cam falan da değil. Özel bir şey camda da evet Gorilla Glass falan bir. No, et de et evet, Belirtilmemiş öyle bir şey. Bir yandan bakıyorum. Parmak izi hepsinde var mı? Pro'da evet. var. Hepsinde var ama yerleri farklı. Pro'da yanda, yanda burada. Plus bunda. ve düz modelde arkada ekrandan değil. 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 Arkada ve yanda. bir bakımdan şöyle, şimdi biliyorsun ki ekrandan teknolojisi hala şu fiziksel okuyucu kadar olmadı. Evet, onun hızını yakalayamıyoruz. evet. evet. Ya ama şey de değil. Belki alanından mıdır nedir? Mesela bir hani en son böyle parmak izi okuyucu nerede vardı? İşte Note 7'de falan mı vardı? Hani o, o keskinliği pek sağ ah hissedemedim. Ama ekran ekran ok, ekran çok şey okumadığı çok oluyor. Hmm. Bu yine fiziksel düğme <laughs> daha şey isabetli. Böyle kullanmışlar ama parmak izi okuyucu 3 modelde de var. Var. Öyle ya da böyle. Ama var. E, Plus ve e, düz modelde şöyle bir durum var. Plus da biraz yukarıda yer alıyor. Telefon da büyük. Ulaşması bazen sıkıntı olabilir parmağa göre. Evet. E, düz modelde ise parmak izi okuyucu baya yavaş çalışıyor. Hmm. Yani parmağı dokundurduktan birkaç saniye sonra ekran Ancanlı. öyle açılıyor. Evet. Dur bakayım burada ha şöyle bu klasik şeydir evet. tasarımdır. Bu kötü bir yerleşim değildir. Evet. Çünkü direkt eline renk gelir Ama zaten. Ama işte elin konumuna göre ulaşmak zor e, elden olabilir. Elden ele fark evet. <laughs> fark ediyor ona yapacak bir şey yok. Şimdi e, pil konusunda ne diyebiliriz? Şimdi pili bence bu sefer düşükten başlayalım. Tamam. Çünkü orada değinilecek noktalar var. E, 22 modelinde 5000 mAh pil var. Tamam. Ama 7.75 Watt'la şarj oluyor. Şarjı şarj cihazını düşük. soracağım sana ayrıca. Şimdi burada en düşüğünde 5000. 5000. E, peki diğerlerinde daha mı yüksek? 22 Plus'ta 6000 var. O. E, Pro'da da 5000 var. 22 şimdi 22 Plus'ı da tam elime almıştım. Evet. Pil şampiyonu buymuş. Evet, 6000. oldukça büyük diğerlerine göre. İlginç mesela bak ama en yüksek modelde yine 5000'e düşüyor. Evet. Çok ilginç hani üçü ayrı telefonlar. Tamamen ayrı olmuş. telefonlar. Şimdi sadece şarj cihazı konusunda sen güzel bir şey yakaladın. Ha kutularda bir kere, kutularda kulaklık da var. Şarj İyi kötü, var. şarj cihazı da var. USB kablosu da var. O konuda geleneği sürdürüyor, evet. şey alıştığımızı sürdürüyor General Mobile. Ama kılıf ve ekran koruyucu yok eğer yok. bekliyorlarsa. Yok, yok. Şimdi e, en düşükte şarj cihazı 7.75 watt. Hmm, yani bu Umut... E, USB şeyi. Evet. USB zaten işte 5 volt USB 1.5 watt olsa, 1.5 amper olsa 7.5 watt eder. Evet. USB şarjı. Yani bir hızlı evet. şarj falan özelliği yok. Hep şimdi 5000 mAh pil diyorsun. O biraz evet. uzun sürer. Hatta şarj dolum testi de yaptım. 3 saat 14 dakikada evet. pil doldu. normal çünkü pil büyük. Şarj çok sıradan. Hani USB normal USB port şarjı. Evet. Evet. Bunlarda da aynı adaptör mü? Plusta değişiyor. Onda 15 Watt'a çıkıyor. Heh, 15 Ama Watt iyi. orada pil büyüdüğü için gene şarj süresi <laughs> evet. 3 saat 18 dakikada kalıyor. Tamam. Olsun. Şarj da artmış şey de artmış. Yine, yine hani ondan teselli bulurum. Pro'da şarj o da herhalde 15 Watt'tır. Yok o 18 Watt. Onda biraz daha, daha yükseliyor tamam. ve kutu içerisinde de dahil o adaptör. Tamam. O biraz daha kısa sürede şarj oluyor diğer kardeşlerine göre hızlı şarjımsı evet, olmuş o, o da hızlı şarjlı <laughs> evet, diğerlerinde yok evet ya 15 watt tamam bugün bir sürü şöhret ünü, şey üretici de 15 watt veriyor Par, parayla satıyor yükseğini. Evet. ama tabii 7 küsür watt direkt USB akımı evet, hani bu. onun hiçbir hiç, hiç hızlı şarjlığı yok direkt Günüm, USB portu günümüzde 3 küsür saat şarj süresi yüksek yani evet. bu artık kabul edilebilir değil evet ve hani hızlı şarj falan kablosuz zaten sormuyorum sana kablosuz şarj yani yapıları gereği yok zaten bu telefonlar. Evet, evet. Şimdi bunlarda GPS vardır. Var. Dolayısıyla hani yol adres bulursun. Bulunur. O kadar da değil. Ee, ne yok? E şimdi şöyle. S senin belirlediğin bir birikişinki nokta vardı orada. Şimdi Plus ve 22 modelinde jiroskop sensörü yok. Yani şey mi? Araba yarışı oyununu böyle evet. oynayamam mı? Ya şöyle jiroskopu şart koşan bir oyunsa, tamam. E, oynanmıyor. Ha. Ee 360 derece video izlemek isteyenlere atıyorum YouTube'da onlar da destekliyor. Çünkü değil, şeyi görmüyor. anlamıyor telefon hani böyle evet. mi duruyor böyle evet. mi duruyor anlamıyor. Sensör o sensör olmadığı için bilmiyor yok. çalışmıyor. Tamam. Ama hani bunun bu bu işleri etkiler. Evet. Hani tutup da hani telefonda konuşurken memleketle bir şey bir değil olmaz. ama bu bu et. 360 derece video izleyeceğim telefonla görüntü değişecek. Evet. O şeyde çalışmıyor. Çalışmıyor. Ve elimdeki Plus'ta onda da yok. İki modelde yok Pro'da orada. var. Ha, pro var, belirtmiş olalım. Ee, ama GPS çalışır, adres mı? bulunur, bulunur. O Navigasyon çalışır, tamam. Tamam. Netflix <laughs> aklıma geldi şimdi, bunların Netflix lisansı. 3 modelinde yok. 3'ünde de standart çözünürlük 480. Standart şey HD lisansı değil. Yok HD no olarak izlenmiyor. Netflix çalışıyor. Ama düz model alanlarda şöyle bir teselli hmm. olacak. Ekran çözünürlüğü düşük olduğu için Evet. orada bir yani, teselli olabilir. Öyle kurtarmış olsunlar. <laughs> Şimdi bunlar Android 11 ile geliyor Umut. Evet. Kutudan Android 11 çıkıyor. Açıkçası hani 12'ye çıkar mı? Bilemem. General Mobile'nin geçmişine bakarsak, eee daha çok, olumsuz konuşulabilir. Onların hani Android One projesi, işte Google düz Google Android'i günü gününe gelecek projesi geçtiğimiz yıllarda öyle gitmedi. Gitmedi. E, dolayısıyla firmanın da şu anda bir iddiası yok o konuda. Yok. Ha ama Android 11 12 ol, olursa 12 olur. Ötesi olmaya olur da. da bilir. Yani onu bekleyerek gelecek diye almayın. Evet. bu şekilde ha, kendi Android 11 içinde güncellemeler geliyor güvenlik güncellemesi evet. aldı ben hatta ilk evet. kutudan çıkardım evet. bir güncelleme aldım Android telefonu. 11 içinde geliyor nesil atlama konusunda firmanın söylediği bir şey yok Dediğim gibi siz de gelecek diye kendinizi şartlamayın olabilir olursa ne güzel ama Android 11 telefonlar bunlar ben biraz dolaştığımda kullandığımda evet bu hani yalın Android Büyük Fakat oranda. bazı e, kameranın arayüzü falan gibi şeylerde galiba farklı bir tasarım var. Var. İkonlarda Direkt... işte çeşitli e, ayar yerlerinde evet. farklılıklar var. Tam hani e, birebir Google'ın Android'i değil biraz dokunulmuş. Dokunulmuş. Değil mi? Birazcık dokunulmuş. İdare var. Ben orada hani tam o, o bahaneyle fotoğraf konusuna da geçmiş oldum. Mesela fotoğraf çekerken arayüzde şey hissettim. Hani bazı şeyler tasarım dili olarak Umut şimdi mesela video çekeceğim. Şimdi tamam şu Samsung'dan da alıştığımız kamerayı çalıştırdığında altta gece modu video, fotoğraf falan gibi seçenekler olması. Bu zaten standart oldu. Hani bu Android'de çok tutuldu bu yapı. Fakat mesela videoya geldiğimde video çekmeyi başlatmak için kamera simgesine basıyorum. Kamera simgesi o genelde video kayıtıyla alıştığımız noktaya dönüşüyor kırmızı evet. olarak ve ben bununla hep çekim yaparken sokakta ya video çekiyor çekiyor muyum şu anda karıştırdım. Da. Çünkü bu biz bu noktanın başlatmasını bekleriz evet. şeyi. Ha noktaya bir daha basıyorum. Ha çekmişim videom kaydedilmiş. Bunlar hani tasarım dili, teknik şeyler değil. Görsel evet. hani arayüzle alakalı şeyler. Aynı şekilde Yukarıdaki dişli simgesiyle girdiğim işte video boyutu, fotoğraf boyutu yok. ızgara açılsın kapansın gibi şeyler. Ya hani daha iyi olur. Mesela Olabilir. hani onu da biz İsmail ofiste gözden geçirirken İsmail yakaladı. Benim de dikkatimi çekti. Seçeneklerde mikrofon var. Açma kapama. Bir de sessiz çekim diye bir şey var. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Hani bunlar hep şey olur iyileşir ama işte bir görsel tasarımla alakalı evet. şeyler bunlar. Videoda pro modelinde 4K var. var. 1080p var. Fakat kare hızı ayarı yok. yok Kare hızı ayarı yok. Onun dışında Hani herkesin artık bugün bekleyeceği işte efendim işte şeyle çekim yok işte zamanlama falan gibi şeyler yok. Volüm düğmesiyle çekme gibi şeyler yani tabii ki var. Tabii ki evet. var. Ee, bir e, videoyu önce aradan çıkartayım. Dediğim gibi 1080p 720p 4K Pro modeli 4K çekiyor 30 kare. Evet. 200, H265 264 falan gibi bir ayarda sunulmamış çekiyorsun ve daha önemlisi videoda hiçbir e, sallantı diyeceğim, Bilerek titreşim evet. demeyeceğim. Sarsıntı giderme yok. yok. Yani ne optik ne elektronik. İkisi de yok. Senin elinin e, sabitliğine kalmış. Ben yürürken falan bir şeyler çektim. E, tabi hani yürürken e, nasıl sallanıyorsa sallanıyor. Bir evet. sistem yok. Titreşim önleme diye bir şey koymuşlar ama o bu ışığın evet, o, yanıp sönmesi, flicker'ıyla titreşimi ile alakalı sarsıntı güderme konusunda bir sistem sunmuyor. Yok. Sunmuyor. Ha ama işte 1080p video, 30 kare çekiyorsun, çekiyor. Hani şey değil, ben hep derim ya çocuğun müsamelesini çekeceksin, çekiyorsun. Çekiyorsun, özel bir şey bekleme. Yok. Fotoğraf kısmında, pro modelinde özellikle 100, 108 megapiksel modu kutusunda falan da belirtilmiş. Biliyorsun bu senenin şeyi 108 megapiksel ha. telefonlarda Orada modası. Orada sensör de 108 olduğu için evet, onu özellikle evet. onu buluyor. 108 megapiksel modu var. 4'e 3 olarak çekiyor. Valla Umut bu, bu 108 megapiksel, 200 megapiksel falan bütün telefonlarda geçerli. Biliyorsun o modda hiçbir öyle incik cincik oyuncakların hepsi disable oluyor. Kapanıyor. Sadece fotoğraf çekiyor. 108 megapiksel tak diye fotoğraf çekiyor. Bu da onu yapıyor. 4x zoom yapıyor. Dijital tabii. Dijital şey değil. Hani beklediğin optik zoom değil. Geniş açıyı da aynı şekilde dijital yapıyor. 0.6'ya kadar geliyor. Ama hani bunlar genelde yazılım donanım karışık ya da sırf yazılım olan efektler. Fotoğrafta şöyle. HDR fotoğrafı da destekliyor. AI da var. Hani yok yemek fotoğrafı işte yok park fotoğrafı falan filan gibi temel artık beklediğin özellikler de var. Flash var. Fakat hani temel özellikler ışıklı bir günde, ışıklı güzel bir bahar gününde, yaz gününde tahmin edeceğin gibi çekiyor net şekilde. Memnun değildim hatta Ama bir beklentin, özel bir beklentin varsa, ha, özel bir beklentin varsa şeyi söyleyeyim. Profesyonel modu var. Hatta öyle pro mod falan değil. Profesyonel mod diye tam olarak yazmışlar. Evet. White balance, beyaz dengesi, ISO değeri, e, exposure, şu, ne derler işte ışık alma süresi onun Hı -hı. Te, Türkçe terimini bilemedim. Ee, tamam o ayarlar sunulmuş sana. Ama hani çok özel bir şey bekleme derim. Ha, sokakta güzel bir araba gördün, bas çek. İşte Onu çocuğun bir güzel bir resim yapmış, bas çek. Çık, güzel de çıkıyor. Ama özel bir şey, çok bekleme. Benim özellikle bir hatırlatacağım, sen de katılırsın herhalde. Şu fotoğraf çekim, video çekim modlarında zoom kaydırı, kaydıracı mı diyelim, sliderı, ayarı hmm. çok küçük. Hani yani şu ben de zorlandım. Ekranın büyüklüğüne yani. göre şu ayar çok küçük ve hani e burada atlıyor hemen falan. Hı hı. Güzel konforlu bir kullanım yaşayamadım. Yine evet. işte şey, tasarım. Hani teknoloji var ama o sen o ayarı kullanacağın evet. Ayar düğmesi kötü yapıldığı için kullanamıyorsun. Sona götürme konusunda Evet, evet. bazı sorunlar evet. var. Şey var. Makro var, ağır çekim var, GIF var. <laughs> Aslında var bir şeyler. Ama işte hani çok beklentilerin varsa fotoğrafa merakın var. Daha önce bir fotoğrafta marka olmuş bir telefon kullanmışsın. E O, o beklentileri bırak biraz. <laughs> Çünkü hani dedik ya daha ekonomik bir ürün. Selfie tarafında da yine aynı özellikler devam ediyor. Yine şey var adı neydi boyutlar şeyler tabi selfie'de 108 megapiksel yok. Yok o daha düşük. Evet. Yani. Evet. Şey ne şimdi hani burada mesela şimdi birisi ana objektif. Evet. Diğerleri ne? Plus modele Bu plus, geçtik plus, elimdeki o zaman. plus. Şimdi plus ana kamera 48 megapiksel. Tamam. Pro modelde 108'di. Ana kameralar farklı diğer modelle kıyaslandığında. Tamam. Ama Plus'ta da 108 var. O şey modu olarak var, yazılımsal e, interpolasyon denebilir ona. Öyle tamam. bir modu şeklinde oluyor. Yani burada native sensörden 108 çekerken burada yazılımla çekiyoruz. Onu çok dikkate almam ben. Evet. Ama bunda 108 megapiksellik sensör var. Evet var. Tamam. Ee, 5 tamam. megapiksel geniş açı kamerası var. 115 derece ama bu geniş açı kamerayla ilgili şöyle bir e, tuhaflık var. Video çekemiyor. Sadece fotoğraf çekerken o geniş açı kamerası var Plus'ın. E, Ayrıyeten de 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor, derinlik tamam. algılayıcı. Ön kamerası da 8 megapiksel. E, gene benzer noktayız. Bu arada yazılımla ilgili söylediğin noktalar 3 telefonun içinde geçerli. Evet. Kamera yazılımları birebir bile aynı. aynı, aynı o, o detaylara değinmeyeceğim. E, Plus modelde de evet gündüz e, gayet yeterli fotoğraflar çekiliyor e, senin Pro'da aktardığın gibi. Ama e, Plus modelde düşük ışık arttıkça Kameranın performansının yetmediğini hissetmeye başlıyorsun. Öyle. Hepsinde ee, öyle. Orada bir sıkıntısı var. Bir gece modu konulmuş ama... O çok. daha çok tabi yazılım... Gerçi gece modu her zaman yazılım canbazlığı. Evet. Ee, şey değil. Hani bir olmazı olduran bir gece modu değil. Bir yerde de donanımın olması gerekiyor. O, o da tabii bu ki. telefonlarda biraz zayıf. Tabii ki. Tabii ki. Ee, geniş açı kamerayla fotoğraf çekmek pek istemeyeceklerdir. Ee, sadece... Bazen kadraja sığmadığında şey çok fazla çünkü. Balık gözü evet, efekti. Efekt Sözünü de, de kestim fazla. herhalde. Sen de onu kastedecektin. Araya daldım. O geniş açıyla oluşan balık gözü efekti fazla bozulma var. fazla. Hı hı. Değil o mi? Biraz rahatsız ediyor. Evet, evet. Ee, ön kamerasıyla da fotoğraflar çektim. O iş görecek düzeyde. Yani ön kamerasını kullanırsınız. Evet. Video kısmında sadece 1080p çekiyor. 30 kare. E, Pro modelde 4K vardı. Bunda 4K var. Bir bunda 4K. Evet. Pro'da 4K var. Diğerleri Pras'ta yok. 1080p. E, o zaman düz modele de geçeyim. 22 modeline. 22 modelinde kamera biraz e, donanım olarak şaibeli denebilir. 13 megapiksel ana kamerası var. Tamam. Ama Diğer iki kamerası VGA 0.3 megapiksel derinlik kamerası derinlik İkisi de. yani tek orada objektif evet, var aslında bir kamera var bir, üç bir, kamera bir, bir alıcı de. bir alıcı var bir, bir objektif var evet. demek ki tamam o da o, o da da tabii 1080p vardır herhalde biliyor? sadece 1080p çekebiliyor tamam. ek bir detay yok fotoğraf konusunda da e, gündüz ışığın gerçekten iyi olması lazım iş gören bir fotoğraf çekebilmesi için. Evet. Zaten gece fotoğrafı ya da videosu dendiğinde kendisi tamamen ortadan kayboluyor. Evet. O açıda pek beklentiler olmasın. Evet. Plus ve Pro modeli kamera konusunda daha vaatkar diğer, diğer En azından 4K modeliyle. var. Kare seçimi olmasa bile ama hiçbirinde bir görüntü sabitleme yok. sistemi yok. Video tarafında üçü de benzer kaderi paylaşıyor. Evet, evet. Sabitleme yok. Yani tripodun varsa sabit çekersen daha yüzün güler. Evet. Ama dinamik bir öyle sokakta yürürken falan çekim düşünüyorsan görüntü sarsılacak sürekli. Sarsılıyor. ki Çektim örneğini de yapacak bir şey yok. Yapacak, yapacak bir, şey bir şey yok. Evet. Cihazda çünkü öyle bir sistem yok. Peki şimdi Umut kameradan bahsettik. İşletim sistemini, pili konuştuk falan. Performans olarak senin düz modelin daha hani e, abilerine zor yetiştiği yorumun var. Evet. Düşüncen var. Geçmiyor. Yani şöyle düz bir kullanımda hani günlük bir kullanım. Telefonla konuştum, bir mesaj attım Whatsapp'tan bir fotoğraf geldi falan filan. E tamam. Temel işleri yapar Heh. açıkçası ama onları biraz sancılı yapmaya başlıyor bir süre sonra. Hmm. E artık şey çünkü bu G G95'ti G80'di. Evet. A şeyi Mediatek'in de giriş, giriş, düzeyine gelmiş oluyor. Artık ben depolama az günümüz koşullarına göre. Sınırda bir temel. gücü tam yetiyor. Evet, sınırda. Gücü, gücü tam yetiyor. Bunlarda bir sorun yok ama. Yok, onlar gayet 8 temel gabait, işleri yani 8, gayet 8, rahat yapıyorlar. 8 temelden fazlası da var çünkü evet. 8 GB bellek falan iyi. Evet, pro modeli modelle baya düzgün bir şekilde günüm, oyun boyunda oynanıyor. Günüm, evet, evet. A25'te olan da pek o mümkün olmuyor gene ama. Ya şöyle e, aslına bakarsan Umut birazcık hani oraya da artık e, girebiliriz. Dedik ya bu telefonlar hani e, gücünün yettiği için aldığın telefonlar. Evet. Dolayısıyla satın alacak insanın da çoğu beklentisi şey olacaktır. En temel özellikler hani konuşabileyim, mesaj gelsin işte bir adres bulayım. Hani müzik Spotify'dan bir müzik evet. dinleyeyim ya da işte MP3 çalıyor. Radyo hani hiçbiri değil aslında evet. radyo var. Hani çok öyle özellikle işte filanca özelliği için tercih ettim demen zor. Zor. İş görüyor. Çünkü şöyle bir durum var. En en düşük fiyat 2000 küsur liraydı. Ee, 22 modeli 2400 lira. Başlangıç fiyatı. 30 GB olan GM 22, 2300, 2400 online mağazalarda. Evet. Mayıs ayının sonuna doğru. Valla Umut telefon yok. Yok 2000 liraya telefon Heh, kalmadı. İşte biz hani 2000'e telefon mu olur zamanından nispeten kısa bir süre içinde amanın 2000'e telefon varmış evet. oluyormuş noktasına geldik. Dolayısıyla bu hani pek öyle alternatifi olan rakiplerinin arasından bunu seçtim diyeceğim bir şey değil. Yok parası hani, için alınan bir telefon. Bu, gücüm yetiyor diyebilme orada hani ha General Mobile'dır Türkiye'de servisi var. Hani biliyorsun profiloda falan yerleri vardı. Evet. Hiç olmazsa hani abi parça bekleyeceğiz şeyi duymuyorsun. <laughs> Lafı duymuyorsun. İlgileniyorlar, yapıyorlar falan. Onu dersin ki o da benim hani kazancım olur. 2000 liraya sıfır telefon alıyorsan e sıfır telefon. E yine aslına bakarsan 2000 liraya çift hat bellek kartı desteği falan filan alıyorsun. Hı hı. Ha tamam hani 30 GB senin dediğin gibi günümüzde minimum. Evet. Güncel bir kullanım için. Ama işte hani yine bir telefon 2022 model bir telefon alıyorsun. 2300, 2400 ödüyorsun ona bile. Biraz daha işte özellikler, eksikler azalsın dediğinde Plus modeli 128 GB depolamalı olanı 3250, 3300 gibi online Fiyatları mağazalarda fiyatı 1000 lira artıyor. Ama lira bence arada değecek bir fark var. Yani o 1000 liralık farka değecek Bayağı bir, bir şey. Atlıyor. Evet. Bayağı bir nesil atlıyor. Plus yani 1000 lira eğer verilebiliyorsa Plus daha bir seni 2022 yılında hissettiriyor. Evet. Daha en azından e, akıcı çalışan ve düzgün bir telefon olduğunu hissettiriyor diyebilirim. Evet. evet. Şimdi kralı serinin şimdilik ya da kralı Pro dediğim gibi Helio e, neydi Helio G95 yongalı. Şimdi burada evet 4K videoya falan kadar çıktık. Ekran büyük. Full HD, şey HD'nin biraz fazlası var falan filan söyledik. Fakat fiyat 1000 lira daha artıyor. Evet 1000 lira daha. 128 GB versiyonu 4500 lira civarında. Tabi bizim videoyu çekmemizle yayınlamamız arasında falan süre olacağı için hep böyle fiyat civarında falan konuşuyoruz. Fikir vermesi için. Evet. Biz sonuçta satmıyoruz sadece anlatıyoruz. 4500 lira civarında şimdi neredeyse başlangıcının iki katına çıktık. Evet. Bu sefer fiyat avantajı kaybolmaya başlıyor. Evet. Uyguna olayı bitiyor. Evet. Ne değişiyor? Helio G95'le performans takıntın, kaygın falan kalmıyor. O evet. güncel bir işlemci. Yani çok güncelli de güncel değil, evet, güncel. Yeterli. 8, 8 GB bellek de var. Dolayısıyla performans tamam. Hani oradan daha bir şeye takılmazsın. Evet. Ee, ekran işte 1080p'nin genişi 4K video yoktu, var artık. Gel gelmiş yoktu. oluyor. Evet, var. 30 kare. Hatta kare seçimi yok. Yok. Kare seçimi yok. Optik kısmında çok bir şey değişmiyor fotoğraf özelliklerinde. Hani değişiyor. dedik 4K video geldi dedik ama hani çok fazla bir şey değişmiyor. O ana mesela, kamera donanımı değişiyor Şeyde mi? yine mesela işte sabitleme, görüntü sabitleme yok. falan yine yok. Kamera yine yazılımı yok. ile ilgili tüm özellikler Hayır. aynı gene. NFC geliyor. Evet, NFC geliyor. Kullananı için önemli bir özellik evet. olabilir. Şimdi burada şöyle bir manzara ortaya çıkıyor Umut. Dedik ya şu telefonun 2300 lira kategorisinde, liginde 2000 küsür lira liginde tek başına dövüşüyor. Yani şey değil. Bayağı bir yalnız, bayağı bir ayrı. Çok bir rakibi ha, evet. yok ama fiyat arttıkça rakipler artıyor. Şimdi 5000 liraya çıkınca 4500'ü ben 5000 yaptım. Evet. Burada dünya markalarıyla başlıyor. Onların evet. ürünleriyle bir rekabet başlıyor. Ee, zorlaşıyor işi. Zorlaşıyor. Hani evet özellikle olarak da fiyat iki katına çıkıyor. Telefonda daha bir eksiksiz işte NFC'siyle falan hale gelse de işin içine Samsung Samsung giriyor. Evet o hani paraya bu, bu, neredeyse ha, burada şey yok. Oluyorsun. Burada tamam hani Samsung falan yok. Çok rekabet ha, etmiyor Samsung. Ama burada başlıyor ve diğer markalar senin aklını çelmeye. Evet. Dolayısıyla tercih zorlaşıyor. Alt tarafta daha kolay. alt tarafta evet. daha rekabet edebilir düzeyde. Evet, e, ne Biliyor 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 Biliyor. 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 evet, evet. Aslına bakarsan orada şey mi desek? Plus senin en kararında hani modeli. 1000 lira daha sana 3250 lira, 1000 lira daha ikisi tam araya geliyor. İşte evet. bu 4000, bu 3000, bu 2000. Şu suratları attım. <laughs> tam ortada ama hani en düşükte fiyat en düşük olsun diye Yapılmış çok kesintilerde Plus'ta pek yok. Yok. Daha bir hani 3000 bin liran varsa olur be. Olabilir dedirtiyor. Heh, olur be dedirtiyor. Pro'nun kendini anlatması daha zor. O zor. Pro belki hani ya ben işte general mobile Türk markası onu tercih ediyorum diyen olabilir. O yüzden tercih edebilir. Hı. Hani e, şimdiye kadar memnun kaldım diyen olabilir falan. Olabilir. Ama hani Pro kendini anlatmakta kabul ettirmeye, satışı gerçekleşme gerçekleştirmekte daha zorlanacak biliyorum. İki modele göre hani diğer iyi olduğu şey halde oluyor. işin içine rakipler giriyor. Evet. <laughs> Burada daha rakip yok. Ha ama şöyle de Umut ben şunu da çok düşündüm. Ya şimdi tabii Tekno izleyenler, bizim çevrelerimiz falan telefona yok şunu kuran, bunu kuran, şöyle yapan, böyle yapan bunlar yaşayan insanlar. Ama bir sürü de sadece konuşmak isteyen insan var. Baba anneler, dedeler var. Torunun fotoğrafını görmek üzere. Şimdi eskiden onlar tuşlu kullanıyorlardı. Memnundular. Fakat artık işte bir torunla görüntülü konuşma falan geldi. Artık dolayısıyla hani ya ben memnunum işte Ericsson 688'imden diyen dede bile torunu göreyim diyor. İşte torun karneyi almış çekeceğim göstereceğim diyor. Onlar bile artık bir fotoğraf makineli büyük ekranlı bir Akıllı e, telefon devri on e, babaannelere dedelere de geldi. Babaanneyi dedeyi mutlu eder. Eder. Onların beklentisi he, düşük PUBG olduğu için yok onda çünkü. Evet, o, yok. <laughs> i̇şte tor torun torunun karnesini görmek var. Onu mutlu eder. E, ya da işte hani e, öğrenci 5000 liraya çıkamıyor. Hı hı. Ne yapacak? İşte yine bir internete bakacak, WhatsApp'tan bir Snapchat falan filan e, öğrenci gençliğini yaşayacak. İdare eder ama şey hani... Tabii... Hatta bu en uygun fiyatlı model biraz da ona da oynamaya çalışmışlar aslında böyle güzel, Renk falan güzel. renkleri falan. Var. <laughs> evet, evet, evet. Ya sonuçta General Mobile, Telpa bu seriyi devam ettiriyor. Her sene güncelliyor. Bu sene ama belki de hem dünyanın hem Türkiye'nin özellikle ekonomik şartları nedeniyle daha bir fiyata vurulmuş. Daha evet. bir fiyata oynanmış. Erişilebilirliğe oynanmış haklı da diyebiliriz. Biliyoruz haklı. Çar çarşı evet, pazarı biliyoruz. Kendi bütçemizi biliyoruz. Daha çok ben umut hani fiyatıyla tercih edilecek ürünler olarak görüyorum. Evet. Fiyatlarıyla evet. anlamlılar. Evet, evet. Ama bir telefon deneyimi olarak da tamam. Tamam. Evet. Ha şey İyi bitmiyor. Tane. İşte efendim fotoğraf çekerken ki o zoom slider'ının küçücük olması falan gibi halledilebilecek şeyler. Yazılımla halledilebilecek şeyler. Çok var. Keşke Çok biz var. gördüklerimizi yazıp bildirsek de belki bir sonraki güncellemede olsa. E, fakat işte bunlar o senin konuştuğumuz en temel özellikleri etkilemiyor. Konuşuyorsun, etkilemiyor. E, müziğini dinliyorsun, videonu çekiyorsun. E, tamam hani WhatsApp'tan apartman grubunda muhabbetini yapıyorsun. Onları karşılıyor kardeşim. Onları yapar. Ya da babaanne torunun karnesini görebiliyor görüntülü arayabiliyor, konuşabiliyor. Onları hallediyor. Peki. Peki o zaman Umut devam edelim mi bu seriye seninle toplu telefonlara? <laughs> peki, peki. Bu iki oldu. Bakalım üç daha hazır değil. Ne olacağını bilmiyor. Ne olursa. Peki tekne de yine telefonlarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.